Acıyı tatlıyı en son baba duyar. Hayatın anlamı bir boşalır bin dolar çocuklara, çocuklar bir sütün insanı yorar. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. O parayı Sinan Bey'lere geri ödeyeceksin Kadir. Ne yap? Edip ödeyeceksin, tamam mı? Ama fakat ben o parayla sırmanı sipariş ettim Hulya. Para gitti, uçtu gitti, dönüş yok artık. Ne çabuk mal sipariş ettin? Sürat devri Hulya. Bir an önce parayı değerlendirmek lazım. Nakit bu, likiditesi var. Yani bekletirsen değer kaybeder. Elde tutarsan kokar, küflenir, bozulur, eşkir ve mundar olur. Rezil ettin beni Kadir. Babamların en yakın arkadaşına İran halısı diye sulu boya resim sattın. Ben şimdi o insanların yüzüne nasıl bakacağım? Bu halı işinde bir sorun çıkacağını anlamıştım ben. Ah Hülya, gitti bir hortumcuyla evlendi. Ne hortumcusu ya? Hortumun ta kendisi. Sinan Bey'le Müjgan'ın yüzüne de bakamayacağız artık. Biz niye bakamıyormuşuz ya? Kadir bakamasın. Şöyle deme Mehmet. Bu olayda bizim de sorumluluğumuz var. Ne de olsa o da bizim aileden sayılıyor tabii. Benim sorumluluğum yok efendim. Bilakis sevindim bu halı olayına. Pahalı şeyler alıp hava atmanın sonu işte böyle kazık yemektir. Ödeyemez de şimdi o bu parayı. Ödeyemez tabii. Bir iş yaptığı mı var? Boş gezenin boş kalfası. Tamam Hülya. İade edeceğim paralarını. Sen merak etme. Ben karımın yüzünü yere baktıracak cinsten bir adam mıyım? Yere baktırmak ne demek? Sayende kafam deve kuşu gibi yerin dibinden hiç çıkmıyor ki. Teessüf ederim ama Hulya. Sadece tek suçlu benmişim gibi konuşuyorsun sen de. Ay kim peki? Yani kaliteli halı diye fabrikalısını 3 milyara satan sen değil miydin? Canım onlar da bir baksınlar aldıklarım hala. Yani ne bileyim bir incelesinler, araştırma yapsınlar. Yani kasık yemek zorundalar mı? Şimdi ben 18. yüzyıldan kalma Çin'i tabaktır diye bizim evdeki yemek tabaklarını getirsem, satmaya kalksam alacaklar öyle mi? Saçmalıyorsun Kadir, saçmalıyorsun. Ulan aslında hiç fena fikir değil ha. Neyse bunu da sonra yaparım. Mehmet. Efendim. Diyorum ki Müjganlara parayı biz ödesek sonra Kadir'den alsak. Biz nasıl ödeyeceğiz efendim o kadar parayı? Bizde para mı var? Hadi diyelim ki ödedik. Kadir'den nasıl alacağız? Doğru. Bu damada iyi bir ceza vermemiz lazım bizim. Adam olana ceza verilir. Adam olana utanır, bir daha yapmaz hiç olmazsa. Doğru. Adamdaki surat kösele gibi. 2 çift pabuç çıkar ondaki surattan. Aa, yarın benim altın günüm var. Ne olmuş varsa? Arkadaşlara rica ederim. Bu ay altınların parasını bana verirler. Biz de Müjgan'a veririz. Ya niye biz veriyoruz? IMF miyiz, Dünya Bankası mıyız? Gelişmekte olan 3 kağıtçılara kredi vermek zorunda mıyız? Zorundayız efendim. Ben arkadaşımın karşısına öyle boyuna eğik çıkamam. O Müjgan şimdi bana böyle suçlayıcı suçlayıcı bakar. Nasıl biliyorsan öyle yap o zaman. Beni bulaştırma. Benden 5 kuruş çalışmaz. Ben parayı buldum. Sen de damada verilecek cezayı bul bakalım. Senin ceza bulma yönün kuvvetlidir. Ya Şükran, başlayacağım şimdi paraya da cezaya da. Bir gazete okutmadın şurada adama ya. Ama neyi oku? Damadın evimize incir ağacı diksin. Sen gazeteni okumaya devam et. Oku. Ne iş yapıyorsan yap, o parayı bul hemen Kadir. Hem de hemen. Ama benim bir işim var zaten Hulya.
Para kazanacağım bir işten bahsediyorum Kadir. Aa, buldum. Kadir bir süre senin dükkanında çalışsın. Para vermezsin, ödeşiriz. Hayır efendim, olmaz. Elini kolunu tornaya kaptırıp bir ton tazminat istiyor. Ay ne yapacağız peki? Ay sinir olurum ben altınlarımın parasını geri almazsam. Senin yanında çalışsın o zaman. Niye benim yanımda çalışıyor? Ma, ne anlar o dikiş dikmekten? Toz alsın, yerleri süpürsün. Benim dükkanımdan uzak dursun da aman. Ay Mehmet, vallahi senin kafan çok iyi çalışıyor, bravo. Ceren, Ceren kızım, yavrum hadi gidiyoruz. Kadir, Ceren'i hiç çağırma, biz gitmiyoruz. Sen gidebilirsin. Ay dur canım, dur dur. Gitmesin, gitme gitme, gel. Otur bakayım şuraya sen. Buyurun anneciğim, ne arzu etmiştiniz? Sen şimdi Müjganlara sattığın şu halının parasını vermiyorsun geri, değil mi? Veremiyor anne. Yani şimdilik. Tamam, o parayı ben ödeyeceğim geri. Aman anneciğim, ne diyorsunuz, ne gerek var? Beni mahcup ediyorsunuz. Ama madem bu kadar ısrarlısınız, verin o mübarek elinizi öpeyim anneciğim. Tamam, tamam, tamam. Ben parayı ödüyorum, sen de yarın bizde temizliğe başlıyorsun. Bravo anne, çok iyi fikir. Fakat anneciğim... Sadece bize de değil, temizliğe gidebileceğin birçok yer bulacağım sana. Böylece bize olan borcunu çarçabuk ödersin. Olur böyle şey? Şaka değil mi anne, şaka? Bu sana iyi bir ders olur Kadir. Öyle ya, saçmalıyorsun. Yani ben ve temizlik, ikisi yan yana, bir arada. Bu mümkün değil, mümkün. Mümkün, mümkün. Evet Kadir, bu işi yapacaksın. Baba, babacığım, siz bari bir şey söyleyin. Ne de olsa erkek adamsınız. Ha? Bence çok iyi bir fikir. Sonuna kadar destekliyorum. Mümkün, mümkün. Uyanmadı mı bu Mustafa da? Uyandı, uyandı. Yüzünü yıkıyor. Bıraksan üç gün üç gece uyurlar bunlar. Akşamdan yatmayı biliyorlar, sabahtan kalkmayı bilmiyorlar. Kahvaltı sofrasında bile uyur bunlar ya. Tamam Mehmet, al çayını, git salonda gazeteni oku, hadi canım. Hayır efendim, ben dükkana gidiyorum. Gazetemi orada okurum, çayımı da orada içerim. Git dükkanına otur, orada çayını mı içir? Oo beyefendi, zahmet edip kalkmasaydınız ya. Biz kahvaltınızı getiriyorduk yatağınıza. Yok, hazır sayılırım baba, hemen çıkacağım. Yok yok, acele etme oğlum. Ben dükkandaki işleri de getiririm. Yatağında hem uzanırsın hem yaparsın. Bana bak, ben çıkıyorum, sen de acele et ha. Ya bu babam da çok iş varmış gibi erkenden gideyim istiyor. Bari gece de kapamayalım, baykuş gibi bekleyelim dükkanda ya. Geç otur çocuğum sen. Geç otur, ben sana çayını da koyayım. Yap kahvaltını sen. Anne, şimdi eniştem ciddi ciddi bize temizliğe mi gelecek? Tabii gelecek. Her hafta bugün bize temizliğe gelecek. O zaman biz hiç temizlik yapmayacağız bundan sonra. Evet. Bundan sonra sizin göreviniz eniştenizi kontrol etmek. İş yapmadan oturuyor, görürsem eniştenizi ikinizi de mahvederim ona göre. Dur dur, otur gel gel. Aman hemen fırlama, oturun kahvaltınızı yedim, ben bakacağım. Günaydın Pelin. Günaydın Mustafa. Okula gidiyordum da şu kitabı bırakayım dedim sana. Ya ne acelesi vardı Pelinciğim? Otur olsun, bir çay iç. İyi. Ses telleri nasıl oldu Pelin? Daha iyi. Biraz ağrı vardı, o da geçiyor. Sesin güzelleşmiş ama bayağı. Ciddi misin? Bunu duyduğuma çok sevindim. Hayret. Abim iltifat etti. bir şey mi oldu? Ay, o yağın hepsini yiyecek misin Mustafa? Evet, niye? Yani ne bileyim, sağlığına zararlı diye söyledim. Doymuş ya, kolesterol. Ya doymuş da ben doymadım ki daha. Vallahi
Pelin doğru söylüyor abi. Fazla yağ kalbine zararlı. Hem kalbine zararlı hem de kilo yapar. Bence dikkat etmelisin. Sence ben kilolu muyum? Yok, kilolu değilsin de yani... Pelin seni düşündüğü için söylüyor Mustafa, sağlığın için. Sağlığım içinmiş. Resmen şişko dedi. Neyse, ben dükkana gideyim artık. Size iyi günler. Saygıdeğer anneciğim, yani siz anlamıyorsunuz. Temizlik, ya benim işe gitmem gerek anneciğim. Ben sana buradaki işleri bitir, ne işler bulacağım. Ama anneciğim, ben temizlikten anlamam ki. Ne anlarım ben temizlikten, memizlikten? Hem sonra erkek adam temizlemez, kirletir. Bir dakika, gel bakayım. Anlamadığın şeyleri bana sorabilirsin. Ben sana yardımcı olurum, tamam mı? İpek, paspas hazır mı çocuğum? Hazır anne. Babam paspas mı yapacak şimdi? Yok canım, olur mu öyle şey? Anneannen şaka yapıyor kızım. Aa, şaka mı yapıyoruz anne? Yo. İpek? Yo. O halde buyurun Kadir Bey. Alayım. Nasıl ya? Alayım anneciğim. Şuraya bak, her taraf pislik içinde. Tabii Hasan Bey gelip de temizlik yapacağına güzellik uykusuna yatınca böyle oluyor işte. Hemen temizliyorum usta, hemen. Hadi, hadi. Merhaba. Öbür uykucu da geldi işte. Şu surata bak, gözlere bak. Meteoroloji balonu gibi. Bana bakın. Bundan sonra sizi tembellik yaparken görürsem, uyurken görürsem, dükkanın geç açıldığını görürsem, ortalığı pis görürsem ikinizi de atarım işten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı usta. Dedi. Atsa da doğru dürüst bir işe girsek. Atmaz ki. Baba, sen şimdi ev kadını mı oldun? Yok kızım, nereden çıkarıyorsun onları? Ne ev kadını? Ben dans çalışıyorum. Aa, ne o damat? Bitmedi mi paspas daha? Bitti anneciğim. Bakın her taraf pırıl pırıl oldu. Ben müsaadenizi artık şey yapayım. Dur canım, daha yeni başladın. Masanın altına aldın mı? Yok. Aa, neden almadın? Ama adı üstünde anneciğim. Orası zaten masanın altı. Görünmez ki. Birinin görmesi şart değil efendim. Her yer tertemiz olacak. Bir tane bile toz kalmayacak. Hay be o tozlarımın da. Ya anne, bizim odanın camları çok kirli, temizlenmesi lazım. Enişten siler çocuk, zaten camların komple silinmesi lazım. Camları da mı ben mi sileceğim? Anne, bulaşıklar duruyor, ne zaman yıkanacak? Enişten yerleri silsin, sonra mutfağa girecek. Camları da artık bulaşıktan sonra siler. Bulaşıkları da mı? Bulaşıkları niye makine yıkamıyor ya? Makine bozuk enişte. Nasıl? O zaman bir tamirci çağırın, ben bulaşık yıkayamam yani. Öğretiriz enişte, öğretiriz, merak etme. Tamam abi, sen yolla, burada biz hallederiz. Tamam, oldu. Hadi saygılar abi, eyvallah. Abi, içim bayıldı vallahi ya. Poğaça aldın, yer misin? Yok oğlum, ben diyetteyim. Diyette misin? Evet. Abi saçmalama ya, sen diyet mi yapamazsın ki ya. Nereden çıktı bu şimdi? Abi çok güzel bak, sıcak sıcak ye. İstemiyorum oğlum. Kilo vermem lazım benim. Hem bugün spora da başlayacağım. Spor mu? Hem spor hem diyet. Hayırdır abi? Öyle işte, kendime çeki düzen vermem lazım. Hem Pelin istemiyor kilolu olmamı. O yüzden. Oğlum artık biliyor musun, Pelin benim ne yiyip içtiğime karışıyor. Nasıl? Sabah Defne, İpek, Pelin kahvaltı ediyorduk. Pelin yağlı yeme, kalbine zararlı dedi. İpek ablayla Defne de mi kilolu erkek sevmiyor yoksa? Kızların hiçbiri sevmiyor oğlum. Onlar böyle fidan gibi kaslı erkek seviyorlar.
Arnold Schwarzenegger gibi gezeceğim bu zamanda. O zaman ben de başlayayım seninle spora Mustafa abi. Yani sıkılırsın hani, o yüzden yalnız bırakmayayım seni. Ay sizin de şu damattan çektiğiniz bitmedi vallahi. Sen şimdi bütün altınları al, Müjgan'a ver. Olacak şey mi? Ne yapayım Sevinç? Mecburum. Aranız bozuk falan değil değil mi? Yok yok, değil Allah'tan. Birazdan o da gelecek, beraber gideceğiz güne. Enişte, bu bardak kirli kalmış. Nasıl yani? Ya ne yani, ben şimdi bunlara tek tek pasta cila mı atacağım ya? Öyle deme enişte, babam bardakta leke görünce çok kızıyor. Nereden girdim ben bu işe ya? Nereden girdim ben bu halı işine ya? Hadi enişte, hadi bitti sayıları. Bak daha camlar var, halılar çırpılacak, banyonun fayansları silinecek. Çok iş var, çok. Çok çalışmam gerek İpek, çok. Ay Hüseyin de kendine hiç dikkat etmiyor ki anacığım, ay ya. Hangisi dikkat ediyor ki Sevinç abi? Hoş geldin. Merhaba Şükrancığım. Sen geç otur, dinlen biraz, çıkarız. Nasılsın Sevinç Hanım? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? E işte. 3 milyarı uydurup bir halıya gitmiş de üstüne üstlük parasını geri alamamış biri nasılsa aynen öyleyim. Neyse canım, her işte bir hayır vardır. Ya evet, biz de bu sayede Şükran'ın damadıyla iş yapmamayı öğrendik. İnan biz de çok mahcubuz Müjgan'cığım. Bu akşam paranı iade edeceğiz inşallah. Aa, ben parasında değilim. Ben senin için üzülüyorum Şükrancığım. İnsan domates alırken bile bakıyor, çürük çarık var mı diye. Damat alırken bakmaz mı hiç? Anne, enişten bulaşığı bitirdi, şimdi ne yapsın? Camları silsin. Nasıl yani? Ama anneciğim nasıl olur? Benim sildiğim camdan ne size ne bu memlekete bir hayır gelir. Hem sonra ben öyle bir silerim ki siz dışarı hiç göremezsiniz. Biz zaten dışarı bakmıyoruz camdan çocuğum. Hadi, hadi git sil. Hadi, hadi enişte, hadi. Ama hadi, nasıl olur? Ben şey yapsaydık, adam kiralasaydık ben parasını verirdim. Ya, enişte gidiyor. Ya, adam kiralasaydık. Çürük domates, ne olacak? Necim ayol, niye camları siliyor? Ceza verdik kendisine. Bundan sonra evlere 20 milyona temizliğe gidecek. Aa, ay pırlanta gibi ceza vallahi. Bize de gelsin o zaman. Aa, gelecek zaten Müjgan'cığım. Bana da gelsin, bana da. Ayol bu zamanda 20 milyona temizlikçi bulmak kolay mı? Gelecek, vallahi gelecek. 20 milyon veren herkese gidecek. Aa, altın gününde bugün kızlarla konuşalım. İhtiyacı varsa onlara da gitsin. 3, 2 Ya 3 atınca aklıma geldi Mehmet Usta. Senin şu damat ne zaman ödeyecek bizim 3 milyarı? Valla bilmiyorum, o işlere Şükran bakıyor Sinancığım. Ödenir herhalde yakında. 3, 5 Abi, diyorum ki bir bari salonuna yazılsak da iş çıkışta da gitsek alsak şu kiloları. Oğlum ne gerek var? Burada çalışırız işte. Burada? Dükkanda mı? Evet. Bak. İşte böyle. İşten sonra koşar geliriz. Babam da olmaz, rahat rahat çalışırız. Aa, haklısın vallahi abi ha. Bir sürü ağırlık var nasıl olsa. Bundan sonra boş durmak yok oğlum. Önüme ne gelirse kaldıracağım. Hadi bakalım bisküvinle çayını iç, ondan sonra devam ederiz, tamam? Tamam. Öldüm. Öldüm yorgunluktan. Gökdelenlerde bile bu kadar çok cam yoktur ya. Nasıl? Ev işleri halı satmak kadar kolay değilmiş değil mi enişte? Bakıyorum çok eğleniyorsunuz Defne Hanım. Yorulmuşum baba. Benim çayımı içer misin? Sağ ol kızım. Beni senden başka düşünen yok zaten.
baba. Gitti hala. Gördüm teyze. Ay, önemli değil Ceren'cim. Eniştem siler nasılsa. Enişten hangi enişte? Ne, ben? Niye ben siliyormuşum halıyı? İşte sen bu işler için buradasın. Temizlik için. Yok ben öyle halı malı şey yapamam. Silemem. Yani sabahtan beri canım çıktı zaten benim ya. Ne oldu Defne? Halıya çay döküldü. Eniştem silmiyor abla. Aa, olur mu canım? Bunun hemen silinmesi gerekli. Kesin kalır sonra. Hadi enişte. Bana bakın. Siz bana böyle hükmedemezsiniz. Bu ne böyle ya? Onu sil, bunu sil. Belediyeler bile bu kadar çok temizlik yapmıyor bu memlekette. Estağfurullah enişte, biz sana hükmetmiyoruz ki. İstemiyorsan yapma. Tamam, yapmıyorum. Tamam, yapma. Ama annem bundan hiç hoşlanmayacak. Babam da hoşlanmaz abla, onu ara istersen. Aa, bak o daha iyi bir fikir. Ya da dur, ben en iyisi ablamı arayayım. Canım siz de hemen şey yapmayın yani. Silmeyeceğiz demedik ki. Sileceğim yani, ben birazdan silecektim onu yani. Ama kurumadan silmek lazım, bilmiyorum yani. İyi tamam, silelim bari. Gizem. Yahu sen de ne iş güzelsin, senden çay isteyen mi oldu? Ben istesem kendi çayımı çuyumu gider alırım. Allah'ım. Müjgan'cığım al canım. Bu paranın 1.250.000.000'u. Biliyorsun bu kadar toplandı altın gününde. Kalanını da sonra vereceğim. Ay, acele etmeseydin ne gerek vardı Şükrancığım? Olur mu canım? O borç bizim de sayılır. Ne demişler, damadın var mı borcun var. Sen de artık tavla oynarken ikilere vurgu yaparsın Sinancığım. Aman Mehmet Usta, sen yanlış anlamışsın beni. Ya ya tabii, ne demez. Vallahi öyle rahat bir gündü ki Pelin. Bütün gün eniştem çalıştı, biz oturduk. Oo, borç bitene kadar daha çok gelir nasılsa. Uzun süre rahatız. Bize de gelecekmiş, annem söyledi. Vay, sen de rahatsın artık ha? Evet ya. Nasıl Müjgan'cığım? Ev pırıl pırıl olmuş değil mi? Ya, ya. Kadir mi temizledi şimdi buraları? Ya. İyi, iyi. Aklı başına gelmiştir birazcık. Aa, Kadir bize de temizliğe gelecek biliyor musun Sina? Gelsin, gelsin. Çay almaz mıydınız efendim? Ah, teşekkür ederim Kadir Bey. Rica ederim efendim babacığım. Anneciğim, bu servis işinin temizliğe dahil olduğuna emin misiniz acaba? Canım, bunun için bir ekstra vereceğiz tabii. Aa, iyi. Aa, sana çok özel bir haberim var ve de güzel. Nedir anneciğim? Bugün arkadaş toplantısında kızlarla konuştuk. Senin fiyatını çok uygun buldular. 8 kişi daha seni temizliğe istiyor. Çok çalış, bir an evvel öde borcunu işte. Hayır, olmaz, olamaz. Ben temizliğe memizliğe gidemem artık. O zaman ben de seni dava ederim. Dava mı? Merak etme damat. O 8 kişi yakında başka 8 kişiye söyler. Onlar da diğerlerine. Sen çok yakında 40-50 eve temizliğe gitmeye başlarsın. 40-50 Ya ne diyeceğim, yarın benimle konsere gelir misiniz? Aa, ben gelirim. Ne konseri? Latin. Kübalı bir grup var. Kaçtaymış peki? 9'da başlıyor. Aa, 9'da başlıyorsa zor biraz. Babamın izin verme sınırları dışında kalıyor maalesef. Aman abla, babam izin verir. Hem her zaman mı geliyor Kübalı grup? Ay, babam ne anlar Kübalı gruptan Defne? O anca bizim evde oturup sıkıntıdan patlamamızdan anlar. Ama doğru. Abi, abi, ben öldüm abi. Ben bittim abi. Daha dur oğlum. Daha ağırlık çalışacağız. Geceden alı satma çoğun. Bunlara kadar durmak yok. Abi, bir lokma bir şey yiyelim bari ya. Bak söz, ondan sonra koşarız da ağırlıkla çalışırız. Sen iyi oğlum. Benim zayıflamam lazım. Benim de. Mustafa uyanmadı değil mi daha? Kızdığımız da kâr etmiyor artık. Dün gece halı saha maçı vardı. Geç geldi, uyanamadı herhalde. İşinin peşinde koşacağına top peşinde koşuyor beyefendi. Aman Mehmet, dur bari gidip ben bakayım. Bak tabii. Kalksın. Baba,
Evet. Şey, biz bu akşam konsere gidebilir miyiz? Ne konseri? Latin müzik konseri baba. Pelin de gelecek. İyi, gidin gelin erkenden. Tamam, 9'da başlıyor, 12 gibi erkenden geliriz. 12 mi? Ne işiniz var sizin Latin konserinde? Sizi görmeye mi gelmişler ta Kübalardan? Hayır baba, biz onları görmeye gideceğiz. İstemez efendim. Ne işiniz varmış 12'ye kadar sokaklarda? Ya, ah ya ah. Yarış atı gibi koşuyorsun, sonra da böyle işte kalkamıyorsun. Ya kalktık ya anne işte. Bir daha o halı saha maçına gitmeyeceksin, tamam mı? Baban zaten kızıyor, sonra da pestilin çıkıyor çocuğum. Ya sırf halı saha değil ki, ağırlıkta çalıştık. Ağırlık mı çalıştın? Niye? Kas yapmak için. Aman oğlum, yeterince kasın yok mu? Ne gerek var kas yapmaya, yetmiyor mu bunlar sana? Yetmiyor, hem daha fazla zayıflamam hem de daha fazla kas yapmam lazım. Ah, ne kadar anlaşmışım ya. Oo, Mustafa Bey, bugün dükkana saat kaçta gelmeyi uygun görüyorsunuz acaba? Tamam, hemen çıkıyorum baba. Aa, olmaz çocuğum, kahvaltı edeceksin daha. Kahvaltı falan etmeyeceğim anne ben. Aa, nedenmiş o, edeceksin tabii ki. Ya diyet yapıyorum ben. Vallahi kahvaltı ediyor musun, etmiyor musun bilemem. Benden önce dükkana varmazsan külahları değiştiririz. Ben çıkıyorum. Galiba benim hemen çıkmam lazım. Hadi çocuğum hadi, çabuk, çabuk hazırlan. Aa, hoş merhaba Şükran teyzeciğim. Canım. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kızlar, Pelin geldi. Merhaba. Aa, Pelin. Hoş geldin. Ne yaptınız, izin alabildiniz mi? Of, alamadık. Ne izniymiş bu? Konsere gidecektik anne ama babam sanat düşmanlığı yapıyor. Tabii, Allah Allah. Sanki bunlar babalarını tanımıyorlar. Günaydın Pelin. Aa, günaydın Mustafa, ne haber? İyidir. Hasta gibi görünüyorsun, iyi misin? Nasıl, biraz çökmüşüm değil mi? Kas yapıyor kas. Kimin için yapılıyor bu kaslar bilmiyorum artık. Neyse ben gideyim, daha babama yetişip onu geçmem gerekiyor. Ne hala memleket ya? Hasan Efendi de yok ortalıkta. Ya bunlar beni yakında çırak da ilan ederler ha. Merhaba baba. Oo beyler, hoş geldiniz. Çay söyleyeyim mi size? Gel bakayım Hasan, gel ya. Gelsin lan. Ama Kadir yok şimdi, Remziye Hanımlar'da. Ama sonra boş, gelsin size. Hayır. Çamaşır ve ütü için ayrıca para alıyoruz. Ha? Tamam. Oldu, yazıyorum sizi buraya Neriman Hanım. Tamam, hoşça kalın. İyi günler. Aa, dün bir bugün iki, sen ne çabuk işi ilerlettin bu kadar ayol. Talep çok şekerim. Herkes birbirinden duyuyor. Bu fiyata temizlik kaldı mı Sevinç'i? Vallahi pırlanta gibi iş kurdun. Patron oldun ayol. Vallahi sorma, ister misin? Şükran Temizlik AŞ diye bir şirket kurayım yakında. senin damat bana ne zaman geliyor? Yarın uygun mu? Yok, yarın dolu. Öbür gün olabilir. Pardon canım. Dur, şu telefona bir bakayım. Ayol seninle artık konuşulmaz. Telefon elinden düşmüyor. Patron oldun artık. Alo? Aa, buyurun Sevim Hanımcığım. Oğlum acayip anlaşmışız ya. Hiçbir yerim tutmuyor. Benim de abi, benim de. Olsun olsun. İlk gün böyle olur, sonra vücut alışır. Sen merak etme. Yok abicim, yok. Benim vücudum falan alışmaz. Özellikle diyete hiç alışmaz. Allah sen bilirsin. Ben dozajı biraz arttırıyorum bugün. Filinta gibi olacağım oğlum, filinta. Yok abi. Sen böyle filinta gibi dolaşırken ben senin yanında fil gibi kalamam. Ben de arttırıyorum dozajı. Hadi. Ne yapayım? Niye eksik çıkıyor? Aa, tabii ben Saadet Hanım'ın 20 milyon çamaşır şeyini yazmadım buraya. Ay, vallahi bu borç benim düşündüğümden de daha çabuk ödenecek bu gidişle. Benim köle İzaura geldi. Şu adresi vereyim de ona hemen gitsin bari. Hah, hoş
geldin çocuğum. Ama hiç girme içeri. Al bunu. Bu adresi. Neriman Hanım seni bekliyor. Hadi hemen git. Ben istifa hakkımı kullanmak istiyorum anne. Öyle bir hakkın olduğunu sana kim söyledi çocuğum? Kadir'cim nasılsın? Tam 3 ev temizlemiş gibiyim. Şu ellerimin haline bak. Buruş buruş oldu bulaşık çamaşır suyu. İyi. Anne merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. Kadir'i yollayalım konuşuruz. Geç otur. Önce ben konuşabilir miyim karımla yüksek müsaadelerinizle? Tamam konuş da çok uzatma. Bak Neriman Hanım bekliyor. Tamam anneciğim. Buraya. Hülya, şu annene bir şey söyle ya. Ay ne güzel Kadir, çalışıyorsun işte. Olur mu canım? Canım çıkıyor. Yer sil, toz al, bulaşık yıka, cam sil, ütü yap. Ben öldüm, ben bittim, ben gittim. Üstelik para da vermiyor. Normal canım, borç ödüyorsun çünkü. Yok Hülya, bu böyle gitmez. Ya annenle kavga edeceğiz ya da... Ya da ne? Ya da ben kafayı yiyeceğim. Beni görmek istiyorsan Kadir, ikinciyi tercih etmelisin. Vay be, vay be. Şu düştüğüm hale bak be. Çalıştır saksı oğlum Kadir. Bu işi acilen lehime çevirmem lazım. Mehmet, Allah aşkına biz bu işi daha önce niye yapmadık? Baksana günde 100 milyon para geliyor. Yapma ya. O zaman bir aya kalmaz biter borcu. Aa biter. Durup dururken iş sahibi oldun. Hadi bakalım, hadi. Geç. Merhaba. Merhaba usta. Selam Şükrü yenge. Hoş geldiniz. Aa, ne o haliniz, kanter içinde kalmışsınız? Biraz koştuk da ondan anne. Niye koştunuz? Spor olsun diye baba. Hey Allah'ım. Bütün gün dükkanda uyukluyorlar, akşam olunca da beygir gibi koşturuyorlar. Aman Mehmet, rahat bırak çocukları. Geçin çocuğum, mutfakta kek var, yiyin. Kek mi? Gel bir elimizi yüzümüzü yıka, odaya gel. Ay bırak ne olur ya. Oğlum gel. Görüyorsun, hasbinallah. Ne yapıyor bunlar? Aman ne bileyim ben canım. Gençlerin işine akıl sır erer mi? Ya kızlar bir daha sorun. Konsere 2 saat var. Belki izin verir. Sen git Pelin. Biz izin alamayız artık. Ya soralım ablaya. Pelin de gelsin. Hem o gelirse belki izin verir bu sefer. Evet, soralım bir daha. Gel Hasan. Bakalım bizde ne gelişmeler olmuş. Şu tartıya çık görelim. Abi bendeki tek gelişme midemin büzülmesi. Hadi çık. Bak maşallah 94 kilo demek ki 800 gram vermiş. Sen çık abi. Ben mi? ...99 kilo. Oo abi sen daha iyisin ya. Baksana yüzün altına düşmüşsün. Tabii oğlum, bence çalışmaya devam edelim. Çok doğru yoldayız ha. Yok abi yok ya. Ben çok yoruldum ya. Hiç halim yok. Ben dinlenmek istiyorum. O zaman ben de biraz dinleneyim. Birazdan daha devam ederiz. Erdoğan bağırıyor zaten pardon, ya. Pardon. Duvar soğuk ya. Ulan ne yapayım? Düşüyorum. Of Hasan of. Amca. Efendim kızım.
Biz konsere gitmek istiyoruz. İpek ve Defne ile. Sabah konuşmamış mıydık biz bu konser işini? Belki fikrin değişmiştir baba. Benim fikrim ancak konser saati değişirse değişir. Yani değişmez. Ya, çok geç değil Mehmet amca ya. Gece 12'de geç değilse geç saat nedir bana söyleyebilir misiniz? Sabaha karşı gelin isterseniz. Tamam Mehmet. Bırak gitsin çocuklar, eğlensinler biraz. Hani niye Küba müziğiyle eğleniyorlar? Bizim TRT 4'te ne güzel Türk sanat müziği var. Oturun onunla eğlenin. Şimdi koca sanat müziği boşa mı çalsın yani? Sanat müziğiyle dans edilmiyor baba. Olmaz efendim, olmaz. O saatte nasıl döneceksiniz? Mustafa da gitsin onlarla. Aa evet, abim de gelsin. Evet, o zaman başımıza bir şey gelmez. Hadi Mehmet amca. Bakın Mustafa da geliyor. Tamam tamam, hadi gidin. Abi, ha? Benim çok uykum geldi ya. Sorma ya, benim de bu spor bizi bitirdi ya. Abi, beni diyet bitirdi, diyet. Vallahi. Abi, abi hadi kalk konsere gidiyoruz. Ne konseri ya? Ya konser işte, hadi hazırlan kalk gidiyoruz. Ya kusura bakma, hiç halim yok benim. Pelin de geliyor ama. Ne? Ya İpek, Pelin, sen, ben. Müzik, dans ve eğlence. Hasan sen de gel istersen. Gelirim tabii, gelmez miyim? Ya, madem ısrar ediyorsunuz. E hadi o zaman hazırlanın, bir saat sonra çıkarız. Vay be, Hasan gördün mü? Yaptığımız diyet hemen sonuç verdi be. Allah! Defne'yle dans bile ederim belki. Hasan gece uzun, ben bir saat kestireceğim, sen beni uyandır, tamam? Sen niye uyuyorsun abi? Ben uyuyayım, sen beni uyandır. Of ya Hasan, of be! Tamam, ben saat kuracağım, tamam mı? Vallahi iyi fikir abi. Oğlum, kalksana ya tamam. Kalk biraz, kalk. Duvar soğuk, sen bu tarafa geçeceksin. Aa, nerede bunlar ya? Mustafa! Ya üf, şimdiye kadar abimin arabayı ısıtmış olması gerekirdi. Geç kalacağız o zaman. Uyuyor bunlar. Ya olamaz ya. Abi. Abi kalk. Abi diyorum kalk. Ya ne yapacağız şimdi, gidemeyecek miyiz? Dur şimdi ben onları uyandırırım. Abi kalk diyorum ya. Kalk abi. Hasan kalk. Hasan. Abi kalk ya. Defne su dökelim. Aferin be, haklısın. Olamaz ya. Allah Allah. Çok tuhaf vallahi. Neymiş o tuhaf olay? Birkaç gündür temizlik için arayanlar azaldı. Hatta hiç yok. Neden? Ne bileyim ben. Gayet iyi gidiyordu. Hatta Kadir'in borcu iyice azalmıştı, ben de kâra geçecektim. Başka birine temizletiyorlar demek ki artık. Ne güzel para kazanıyorduk. Kim acaba o başka biri? Evet efendim. Anlarım efendim, tabii tabii. Sadece temizlik mi efendim? Ha, ütü, çamaşır falan var mıydı efendim? Ben hemen bir arkadaşı yolluyorum efendim. Görüşmek üzere efendim. Hürmetler anneciğim. Ve de hürmetler babacığım. Sen kimle konuştun bakayım öyle? Bir arkadaş geliyor falan diye. Şöyle izah edeyim anneciğim. Benim yaptığıma iş dünyasında tam olarak şöyle deniyor. Fiyat kırmak.
Bakın bakın ben şimdi anlamadım. Ne demek bu yani? Nasıl fiyat kırmak? Sizin bana 20 milyona yaptırdığınız işi ben başkalarına 15 milyona yaptırıyorum. Şimdiden kocaman bir temizlikçi ordum var. Olmaz efendim. Senin ordun mordun olamaz. Daha borcun bitmedi. Yanılıyorsunuz anneciğim. Borcum bitti. Buyurun. Bu da benim üstüne yaptığım kar. Anlaşılan boynuz kulağa geçmiş Şükran Hanım. Sayenizde pırlanta gibi bir işim oldu anneciğim. Enişt temizlik zincirleri. Verin elinizi öpeyim. Sabaha doğru gelin isterseniz. İşkembe çorbası içmeye. Bıraktan. Ya bitti zaten artık. Hey. Abi herkes ağzıma bakıyor. Ya. Lokma bitti ya. Atsana bir tane. Günaydın Mustafa. Okula gidiyordum da şu kitabı bırakayım dedim sana. Kitabın üstündeki görüntüye güldüm. Gülmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dedi. Evet. Oo, hoş geldiniz beyler. Çay söyleyeyim mi size?